Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar dörtgen konusu sonrasındaki birebir ÖSYM testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 böyle n olarak hesaplanır. Şekilde birer kenarları ortak olan düzgün 9gen ve düzgün 18genin bir bölümü ile bu çokgenlerin birer köşesini birleştiren yeşil renkli bir doğru parçası verilmiştir x açısı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız gençler burada? Dış açısından gidelim. İç açısını bulup buradaki iç açısını da bulup sonra burayı bulacağımıza. Hocam ortak dış açısından şöyle gitsek daha mantıklı değil mi? Bak bunun dış açısı. 360 bölü 18 kaç yapıyor? 20. Hocam bu dış açısı 20. Sonra buradaki dış açısı 9. 360 bölü 9 da kaç yapıyor arkadaşlar? 40. Hocam burası da 40 yaptı. Aa, burada kaç kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. Direktman burada kaçıyı bulduk arkadaşlar. 60. Peki iki tane düzgün çok yine aynı anda verildiğinde şu eşitleri yazmak çok önemli diye söylemiştik arkadaşlar. Yazınca bakın ne çıktı burada. Hocam 60 derece var eşitlik var. Hemen şuradan 60'ı da eşitliği de görünce şöyle bir eşken oluşturmak en mantıklı hareket değil miydi? E burası 60 ise eşit eşitse bunlar da 60 60 yaptı ve burası da eşit oldu mu? Oldu. E hocam x'i bulmam için artık benim şuradaki açıyı bulmam lazım. Buradaki açıda belli zaten. Hocam burası kaç? Bunun dış açısı kaçtı? 40'tı değil mi? Evet bunun dış açısı 40'sa burası kaç yapıyor? 140 yapıyor. Hocam burası 140 ya. 140 ile 60'ın toplamı 200. E, 360'a tamamlayan 160 derece kaldı. Burası 160 derece oldu. E, i̇kiz kenarlıktan dolayı burası 160 derece ise o zaman x'lere ne kaldı? 180 ile 160 çıkart 2'ye böl. Yani 20 bölü 2'den kaç çıkıyor cevabımız? 10 çıkıyor. O zaman sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Şekildeki düzgün altıgende taralı alan 135 köküç olduğuna göre düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben şunu çok seviyorum biliyorsunuz. Şöyle çizdiğimiz zaman e, buradaki alan A iken buranın 2A buranın da 3A olduğu önemliydi değil mi? Burada 1'e iki oran var. E bu simetri ekseni ise 3A ise burası da 3A. Bunu bilin çok işimize yarıyor. E arkadaşım 5A'yı kaç vermiş bize? 5A'yı 135 köküç vermiş. O zaman A'yı buradan kaç buluruz? 27 köküç olarak buluruz. Şimdi bir kenara A olan düzgün altıgenin alanı 6A değil midir arkadaşlar? Yani 6 tane 27 kökü 3 neye eşit? 6 tane eşkenar üçgenin alanına eşitti. 6 tane A kare kökü 3 bölü 4'e eşitti. Köküçler nanay. 6'lar nanay. E buradan 27 çarpı 4 eşittir. A kare eşit oldu. A da buradan kök 27 çarpı 4. 4 dışarıya 2 diye çıktı. Bu da 9 çarpı 3 olduğundan 9 da dışarıya 3 diye çıktı. İçeride ne kaldı? 3 kaldı. O zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? 6 kök 3'e eşit oldu. Zaten bizden de bir kenar isteniyor. Cevabımız Cehan oldu. Şekil 1'deki düzgün altıgen ve kareden oluşan karton çizgiler boyunca ok yönlerinde katlanınca şekil 2 görülmüştür. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Katlamayı şöyle bir geri açıyorduk. Açalım bakalım şöyle bir geri. Şöyle açtık. Yalnız bu düzgün altıgen ve düzgün ee, kare var. Düzgün düzgün dörtgen, düzgün kare var yani. Hocam şu eşitleri mutlaka mutlaka yazalım. Hocam kareden dolayı bu da karenin bir kenarı kareden dolayı. Burası da eşit mi arkadaşlar? Yazalım. Bak şimdi gençler düzgün altıgenin bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. Ve buranın 120 ise burası 30-30 olduğunu. E hocam katlamada burası da 30, burası da 30 oldu. Burası da 120 derece oldu mu? Oldu. Aynı şekilde 30 ise burası da 30 oldu mu? Oldu. Bak dikkat et sen bunu böyle katladığın zaman üstte binen kenarlar da birbirine eşit. Bak eşitleri yazınca Hocam burada da yazınca. a burada x kenar çıktı. E hocam şurada kaç kaç derece? Bakın burası 60. Burası 90 ise 150. 150 ise burada kaçı? Şuraya ne kaldı arkadaşlar? 180'den 150 çıkart. 30. 2'ye böl 15. Buraya 15 kaldı. Hocam aynısı. Burası da 60. Burası 90. Değil mi? 150. O zaman buraya da 15 mi kaldı? Evet. E, 60 60 ise burası da 60 olacak. Yani 15 artı x artı 15'in kaç olması lazım arkadaşlar? Ee, 60 olması lazım çünkü bakın 60-60 ise şuradaki üçgenden burası da 60 derece olacağından dolayı x de buradan kaç derece buluruz arkadaşlar 30 derece buluruz yani cevap Denizli oldu. Çevresi 24 birim uzunluğundaki düzgün altıgen 24'e 6'ya böl 4 bir kenarı 4 çıktı arkadaşlar. Sonra bir şöyle bir katlama olmuş, sonra da şöyle bir katlama olmuş. Buna göre bu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Çok değişik yollardan yapabiliriz tabii ki bunu arkadaşlar. Ee, mesela burası 4 ise şurası 2 2 katlamayı açacağız demiştik. Evet açtık zaten bak burada. Açılmış halde var. Hocam burası kaç derece? 120 derece. Burası kaç derece oluyor? Bunlar şurada bir e, en uzun köşegenle şu birbirine paralel değil miydi? Evet. Burada bir yamuk oldu. E sen bunu böyle orta noktası boyunca katladığında e, o zaman burası 120 ise burası da 120 yaptı. Hatta e, bunda bu paralel olduğundan şurada kaç 60 derece ya. Hocam burası 60 derece olduğundan dolayı yöndeşitten dolayı burası da 60 oldu. Katlamada üst üste binen e, açılar birbirine eşit olacağından buraya da 60 kaldı. E, hocam burası kaç? 4. Şuradaki uzunlukta en uzun kenar bir kenarın iki katıydı. Yani 8. Hocam orta tabandan dolayı burası da 8, 4 daha. Çünkü şurada bir yamuk var. Alt taban artı üst taban bölü 2. Yani 8 artı 4 bölü 2'den burası kaç çıktı? 6. Sonra 60 60 iken bak buraya 60 kaldı. E hocam burada da 60 kaldı. Ne çıktı burada arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen çıktı. Burası da 2. Burası da 2 oldu. Aynı şekilde burası da 60, burası da 60, burası da 60 olduğundan buraya da 60, buraya da 60 kaldı. Ee, burası da 2, 2 olduğundan burası da 2 oldu arkadaşlar. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Şu yamuğun alan isteniyor. Bak bu yamuğu şöyle bir şey yapayım. Nereye çizeyim? Şuraya çizeyim isterseniz arkadaşlar. Üst taban ve alt tabana bakın arkadaşlar. Düzgünce bir çizeyim isterseniz. Şöyle bir yamuk var elimizde. Şöyle bir yamuk. Şu kısa kenarları ikişer birim. Bakın şunu çizdim arkadaşlar. Burası 6. 2 4 buraya da 4 mi kaldı arkadaşlar? Evet 4. Burası 6, burası 4. Bunlar 2 2. Burada kaçılar da 60'ar derece değil mi? Evet bunun alanı isteniyor. Çekeriz kardeşim şöyle bir yükseklik. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1. Burası da köküç yapar. E o zaman bunun alanı ne yapacaktır? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yani 10 köküç bölü 2'den cevabımız 5 köküç çıkar arkadaşlar. Yani cevap balıkesir oldu. ABCD paraya kenarının DC kenarı 3 eş aşağısında 4 eş parçaya bölünmüş. Hocam 4 kere 3 12. Yani ben bunlara 4K 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 diyecek olursam 12. 12'de birleştirdim. 12'yi de 4'e böldüğünde bunlar da 3K 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 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Taral alanı vermiş. Arkadaşlar hemen üçgenler oluşturalım. Oranlamalar varsa üçgen oluştur. Hop oluşturdum. Ee, hocam 4K'da kalan 4A ise 6K'da kalan 6A diyebiliriz. Ters düz üçgenlerde de yamukta alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. Çünkü yükseklikleri aynı. E hocam üçgen oluşturmaya devam edelim. Al sana üçgen, al sana üçgen. Tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde yine 4A, yine 3K'da kalan 3A, 4K'da kalan 4A, 3K'da kalan 3A deyip alan dağıtabiliriz. Peki 10A'yı bize kaç vermiş? 15 vermiş. A buradan 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 2, 3 bölü 2 çıktı. Paralel kenarının alanına bakalım arkadaşlar. 24A mı yapıyor şunları topladığınız zaman? Evet. Burası 24 A yaptı. 24 çarpı 3 bölü 2'den cevabımızda kaç çıkar? 36 çıkar. Yani cevap denizli oldu. ABC'de bir paraya kenar. Şu aç ortay aç ortay. Aç ortaylar nasıl kesiyor? Dik ve orta taban. Orta taban burada bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor gibi. O zaman sadece dikliği düşünelim arkadaşlar. Kök 5, 2 kök 5. 1, 2 kök 5 üçgeninden burası ne olacaktır? Kök 5'in kök 5 katından dolayı burası 5 olacaktır. Şimdi ne yapacağız hocam? Şu yüksekliği bulmaya yönelik hamle yapacağız. Allah Allah. Nasıl yapsaz? Arkadaşlar açı ortay var ya. Şuradan bir dik çizsem. Kollara çizilen eşitliği eşit değil mi? Evet. Hocam burada da açı ortay. Kollara çizilen dikmenler eşit değil mi? Evet. E Ben bunu bulursam. Bakın şu şu birbirine eşit. Hocam bununla da bu birbirine eşit. Şu yükseklikte. Şu küçük yüksekliği bulursam olay bitti. H'ı bulursam. Aa benden şu x isteniyormuş. Ben h'ı bulursam arkadaşlar Şeyi de bulurum gerçi. Burası beşken. Burası da beş değil mi gençler? Değil mi? Evet. E beş. Şu yüksekliği bulursam. Şu iki açı bulursam olay bitti. Çünkü pisagor bağıntısından sonuca ulaşırım. Hadi bulalım bakalım. Hocam bir üçgende bütün kenarlar belli. Sadece ve sadece hipotenüse ait yükseklik eksikse. Bir formülü vardı ama formül yapıyorduk. Alandan gidiyorduk. Alanı ne bunun? 5 çarpı h bölü iki değil mi? Alan dediğim 5 çarpı h bölü iki. Aynı zamanda alan dediğim dik kenarlar çarpının yarısı. Kök 5 çarpı 2. Kök 5 bölü 2. Bölü 2'ler gitsin. Kök 5 ile kök 5'in çarpım 5 olduğundan bunu da gitsin. H'ı buradan kaç bulduk? 2. Hocam H2 ise burası da 2. Burası da 2. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 4 yaptı. Çünkü yükseklik bu da yükseklik. E, 4, 5. Ne üçgen arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeninden cevabımız 3 çıktı. Yani cevap Balıkesir. ABC'de bir paralel kenar ve şunların hepsi birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar bunlar paralel verilmiş. Ne yapacağız şimdi? Normalde tabii ki formülle de yapabilirsiniz böyle e, dışarıdaki bir doğruya paraleller çizildiğinde karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit. Hocam x artı 8 x artı 8 eşittir. Şu karşılıklı köşelerden çizilenlerin toplamı hocam buradan çizilen zaten 0 buradan çizilen 13. 0 artı 13 deyip x'i direkt 5 bulabilirsiniz. Ama buradan gitmeyelim. Direkt ispatını kullanalım bence. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Burada köşegenini diğer köşegeni çizecek olursak arkadaşım Köşegen çizdiğinde köşegenler birbirini ortalıyor mu? Ortalıyor. Hocam şunun şu paralel olduğundan dolayı şurası bir yamuk oldu mu? Oldu. E yamukta bak eşitlik de var. Ne var yani burada arkadaşlar? Orta taban mı var? Evet. Şimdi gençler bu arada burası e, tamamı 13 ise köşegenler birbirini ortaladığından burası 13 bölü 2 burası da 13 bölü 2 oldu. E, yamuktaki orta taban çizgisi oldu bu eşit olduğundan dolayı. Yani x artı 8 bölü 2 Eşittir 13 bölü 2 olduğundan bakın x artı 8 13. Biraz önce formülle bulmuştuk bunu. Yani x buradan ne geldi? 5 geldi. Dolayısıyla cevap c oldu. ABC'de bir eşkenar dörtgen BAD açısı 120 derece olarak verilmiş. Tamam 4 birimse her yer 4 birim mi arkadaşlar. 4 birim hatta buraya da 3 birim kaldı mı? Kaldı. Ne yapacağız gençler burada? Vallahi 120'nin mantığını kullanmam lazım. 120 hatta burası 60 derece bu 60'ın mantığını kullanmam lazım. Nasıl kullanabilirim? Arkadaşlar burası da 120. Valla şuradan dik çizince o buraya düşecek. X'i bölecek sıkıntı olacak diye buradan çizmeyeyim arkadaşlar. O diki ben nereden çizeyim? 120'yi kullanarak çizeyim isterseniz. O 120'yi nasıl kullanabilirim ben? Oradaki 120, üstteki 120'yi de kullanabilirim bu arada. Burası 60 derece. Şuradan bir dik çizerek kullanayım arkadaşlar. Şöyle bir dik çizerek. Evet şöyle bir dik çizdim buraya. Bu diki çizdiğimde arkadaşlar 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç çıktı? 2. 60'ı karşıta 2 köküç mü oldu? Evet. Aa şimdi arkadaşlar şuradaki dörtgen bir dik yamuk mu oldu? Evet. X'e ait de bir üçgen oluşturabilirim ben. Şuradan dik çizeceğim arkadaşlar. Dik çizdiğimde yalnız dikkat edin. Burası birken buranın bir olması lazım. E hocam iki burası. Demek ki çizdiğim dik oraya düşmüyor. Gerçi çok önemli değil de. Olsun biz yine de oradan yapalım. Şuradan dikimizi çizdik arkadaşlar. Dik tam olarak buraya düşer. Hocam birse yukarısı aşağısında bir yapacak. Buraya da bir kaldı. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? Dört yaptı. Hocam 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3. Pisagor x'in karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yani bu 12 artı 16 eşittir 28 yaptı. O zaman x de buradan kök 28'e eşit olacaktır. Kök 28 de nedir arkadaşlar? 2 kök 7'ye eşittir. Valla şuradan bir paralel atıp da kosinüs teoreminden de yapabilirsiniz ama ben kosinüs teoremine de karşı olduğumu biliyorsunuz. Verilen bilgileri kullanma mantığını daha çok yapıyorum. Yani cevap akçay oldu arkadaşlar. Aşağıda ABC üçgen içerisinde 6 tane boyalı düzgün altıgen çiziliyor. Boyalı bölgenin alanı 9 kök olduğuna göre ABC üçgenin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Öncelikle açıyı yazacak olursam. Hocam burası 120 ise. Burası da 120. Burası da 120. E hocam şunlar da birbirine eşit ya. 120, 120 ise burası da 120 oldu. Bunlar da 30, 30 oldu mu arkadaşlar? Oldu. E buradaki gördüğünüz bütün üç beyaz üçgenlerde bakın buradaki açılar bu mantıktan dolayı hep 30, 30 geliyor arkadaşlar. Tamam mı? 30-30 geldi. E peki hocam ne yapabiliriz burada? Vallahi ben alan dağıtma yöntemini yapacağım. Böyle tabana ait yükseklik falan çizmeyeceğim. Haberiniz olsun. Ne yapabiliriz burada? E, 30 sa bak buraya da 30 kaldı. Hocam şu köşegeni çizdiğim zaman güzel bir şey oluşuyor. Niye? E, burası 120 ya. Burası da 30 oldu. E, hocam burası da 30 oldu. E, burası da 30 sa 60 60. Aa burası da 60. Şurada bir eşkenar üçgen oluştu. Hocam eşkenar üçgende. açıortayların açı ortayların kesim noktası. Yani yüksekliklerin kesim noktası. Yani ağırlık merkezi aynı zamanda burası. E Ağırlık merkezi olunca ne oluyor da şu ağırlık merkezi olunca ne oluyordu? 3 eşit parçaya bölmüyor muydu alanlar arkadaşlar? Bölüyordu değil mi? Hocam burası açı ortayların kesim noktası ama. Yani aslında eşkenar üçgende açı ortaylar aynı zamanda kenar ortaydır. Kenar ortayların kesim noktası. Hocam burada kalan A ise burası da A'dır, burası da A'dır. A ben şunu biliyorum. Burası A iken sen şunu şöyle çizdiğin zaman buranın 2A olduğunu ve buranın 3A olduğunu. Yani bir tane altıgenin alanının 6A altı olduğunu biliyorsun. Şimdi o zaman şuradaki üçgenler hep ne oluyor arkadaşlar? A mı oluyor? Evet A oluyor. Hatta şöyle çizsen burası da A oluyor. Burası da A oluyor. Şuradaki beyaz alanların hepsini böylelikle ne bulmuş olursun arkadaşım? A diye bulmuş olursun. E burası da bir tanesi de 6 A ise o zaman olay bitti arkadaşlar. Alan dağıtarak sonuca ulaştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 6 A eşittir 9 3 verilmiş. Yani 36A. Yani A buradan e, kök 3 bölü 4 mü çıktı arkadaşlar? Evet. ABC üçgeninin alanı isteniliyor bizden. Şimdi burası 36A. Şunları da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane A var. 48 A mı isteniliyor bizden? Evet 48 A isteniyor. 48 çarpı kök 3 bölü 4 isteniliyor. O zaman bu da kaç çıkıyor arkadaşlar? 12 kök 3 mü çıkıyor? Evet 12 kök 3 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Çok farklı şekillerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama genelde ben böyle altıgende şu 1-2-3 mantığını çok kullanıyorum ve çok değişime yarıyor. Alan dağıtmada özellikle çok çok işimize yarıyor arkadaşlar. Ee, çözdüğüm çoğu altıgen sorusunda bu şekilde yapmaya çalıştığımı da biliyorsunuz. E, siz de böyle yaparsanız daha mantıklı olacaktır. Evet cevap Denizli. ABCD bir paraya kenar EDC noktaları doğrusal mı? Evet. Buraya 15 vermiş, buraya 10 vermiş. Eyvah ne yapacağız? Hocam tamam. Çok güzel. Şu bir paralel kenar da. Tamam. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için şu büyüğü de bir yamuk mu yaptı arkadaşlar? Değil mi? Şu büyüğü de bir yamuk yaptı. Tamam. E yamuksa arkadaşlar bu. Bakın yamuktaki köşegenler değil mi bunlar? Evet. Yamukta şöyle bir şey yok muydu arkadaşlar? Yamuk olduğunda köşegenler çizildiğinde yanaklar birbirine eşit miydi? Evet, şuraya a dersem o zaman burası a artı 10sa, burası da a artı 10 değil midir? Bakın, şurasıyla şurası birbirine eşit olmak zorunda. E o zaman burası a artı 10sa, burası da a artı 10 olacak. Çok farklı şekillerde de yapabiliriz arkadaşlar da. Dur bakalım, şurası a artı 10 oldu. E benden şu x alanı isteniyor. E, dikkat edin arkadaşlar, şu alanda paraya kenarın yarısı, bu alanda paraya kenarın yarısı değil mi artık? Yani paraya kenarın yarısı hem a artı 10 artı 15 e eşit. Hem de A artı X'e eşit. A'lar gitti mi? Gitti. X de buradan kaça eşit oldu direkt? 25'e eşit oldu arkadaşlar. Evet ben bu yamuk formül e, özelliğini kullanmasaydım sonuca ulaşır mıydım? Yine ulaşırdım aslında ama yani e, o zaman şöyle düşünecektik arkadaşlar. O zaman hocam şu alan tüm alanın yarısı. Paraya kenar alanın yarısı. Çünkü taban ve yükseklik aynı olduğundan dolayı. E, bu alan alan kaydırmadan da yapabilirsiniz. Buraya A derdiniz mesela. Hocam bu tüm alanın yarısı. Tamam. Sonra x artı a da tüm alanın yarısı derdiniz böyle. Çünkü bak paraya kenar alanın yarısı yapıyor burası. Hocam şu alanla da şu alan direkt birbirine eşit diyebilirdik. İkinci bir yol da bu olsun arkadaşlar. Tamam Evet cevap ne çıktı arkadaşım? Cevabımız Edremit çıktı. ABCD dik yamuk DC4 6 ve şey verilmiş. Arkadaşlar ne yapacağız? Şuradan bir tane yükseklik çizsek. Hocam dörtgen yukarısı aşağısı da 4 6 iken burası da 6 6 10 6 8 13 kenarından 8 çıktı. Yani uzun kenarı ne oldu arkadaşlar bunun? 12 oldu. Şimdi bana diyor ki ne diyor? Tamam kısa kenarı 6, uzun kenarı 4, 12 üst tabanı 4 ve buranın ne olduğunu öğrendik arkadaşlar. Bana diyor ki ABC dedik ya bu A köşesi etrafında ok yönde her seferinde 90 derece döndüründe bu görünüm elde edildik. E arkadaşlar kısa kenar kaçtı? 4'tü. Hipotenüsü şurası 10'du. Uzun kenar kaçtı? Uzun kenarda 12 olarak bulmuştuk. Ve yüksekliğin de kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yükseklik de Şuradaki yükseklikte de şur, Şurada göstereyim arkadaşlar. Buradaki yükseklikte kaç birim Bulmuştuk. 6 birim olarak bulmuştuk arkadaşlar. 6 birim olarak verilmişti. Yani şurası da 6 birim. Şimdi bizden şu uzunluk isteyeyim. Hocam buna ait bir 90 derece çizeceğim zaten. basit E tamam. Şurası 6 idi ya. E burası 6 iken 6. Hocam burası 8. Burası zaten 4. E zaten burası da en uzun köşe e, en uzun kenar alt taraf. Yani burası da 12. Hiç şunları da yazmama da gerek yokmuş. E o zaman ne oldu arkadaşlar burada? Şöyle bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Bir kenar kaç? 6. Diğer kenar kaç? 16. 6 ve 16'dan x'i bulacağım. Hocam 6 dediğim kenar 6'nın karesi ve 16'nın karesiyle uğraşmayayım. Şurası 2 çarpı 3. Hocam burası da 2 çarpı 8. O zaman x'de ne olacaktır? 2 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı olacaktır. 9 artı 64 olacaktır. Yani 2 kök 73 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan oldu.